Tamam, şu an kayıtta. Ben bir gideyim sorularımı alayım geriye. Bir aptallık seziyorum. Bir şey anlatıyorum. Anlatma lan. Kaç oldu? Bir dakika. Bir dur, kapat burayı. Ben aşkız. O memo. Ya. Gülme lan. En uzun ilişkiniz. 12 yıl arkadaşlar. 1,5 sene kadar. 3,5 sene bir yer aradın mı? Evet. Senin ne kadar? 4 ay falan. Senin en yaş alan ili hangisidir? Rize. Gel buraya. İyisin. 2-2 oldu. Ne oluyor? Avans mı verdin yoksa? Sana kötü davranmıyorum. Teşekkür ederim. Üzülür gözyaşlarım kork. Da gümrük kalıyor abi ya. Ya sonunda ya. Bana gümrük geliyor ya. Buna puan vermeyeceğim. 3 değil. Yani bilmediğin için, yerini bilmediğin için kazanamadın. Kahpe düzene rağmen hala elini sıktığın için sana teşekkür ederim. Olayı bu. Devam. 3 bölümden oluşuyor. Normal sohbet, genel kültür sorularımız var. Bir de şarkı cümlesi diye bir şey var. Ben başlamadan önce bir şey sorabilir miyim? Evet. Sen beni buraya gömmek için mi çağırdın? Evet. Evet. Bu bana söylenmemişti. Zorla tutuluyorum. Bak şey, kapı orada. Öyle mi? Allah'a emanet. Ben gidiyorum. Allah'a emanet. Hayır ya, hayır. Tamam. Şimdi bir şey soracağım. Önce bir sen cevap verirsin, sen cevap verirsin, ben cevap veririm. Böyle sohbet ederiz falan. Tamam abi. Bir şey diyeceğim. Üst üste konuşmayalım. Videolarda çok kötü gözüküyor. Özellikle sen. Dövelim. Şimdi gayet marjinal sorularımız var. Evet. Şakasız. Marjinal, kendine has, münhasır sorular. Aykırı sorular. Başlıyorum. PKK terör örgütü müdür? Evet. Tamam, şaka. Cevabını bildiğimiz sorular sorulmuyor bu programda. Devam ediyorum. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir kızla aradığınız 3 şey. Senden almayacağım önce. Senden alacağım. Neden olmamalı önce? Çünkü zaten o bir kızla aradığı 3 şeyi bulmuş. Sen... Hala yalnızsın. Sen cevap vereceksin. Aradığım 3 şey. Evet. 1. Sohbet edebilmesi. Konuşabilmesi yani. Mıy mıy. Yanımda oturmamı. 2. Komik olması. Doğru. Tamam. Olabilir. Gerekli. Olabilir. Aynı kafada olmak lazım. Sadakat güven falan. Umurunda değil yani. 3'te sadakat. Sadakatın içine güven girer mi? Girmez. O zaman güven diyorum. O zaman güven diyorum. Ben satmıyorum onu. Klasik yaptılar ya. Sen de abi. 12 yıldır bir ilişkiye sahibim. O yüzden... Bunları... İmkanları kısıtlayacağım. Anlayış olması gerekiyor ilişkide. Birbirini anlaman gerekiyor. Bir. İki. Komik kesinlikle olmalı. Kafa uyuşmalı. Şahane hatırlıyorum. Ya, üç. Kesinlikle güven olmalı. Bu kadar. Sakın. Evet. Dünyanın çirkin kızı ama söylediğin üç özellik geçerli. Olmaz. Kalem getir ya. Şöyle gidip kalem var ya. Sorduğun soruların üstünü falan düzmem lazım. PKK terör örgütünü bir daha sarabilirim çünkü. Ben niye buradayım? Abi giderim bak. Unutamadığınız bir olay abi. Yani yaşadığın olabilir, tanıklık ettiğin olabilir. Unutamadığın bir olay. Rejo'dan alayım bu sefer. Abi unutamadığım bir olay. Baba ilk aklıma gelen olay seninle birlikte ettiğimiz kavgalar. Çünkü biz asla durmuyoruz. Yani kavga ediyorduk, hep barışıyorduk. Rejo'yla beraber kavga ettiğim de oldu. Şimdi gülme, seni öldürürüm ya. Çocuktur. Çocuk şimdi gel. Bir sıkıntımız var, klima yok. Beyler ben yandım. Ya bak ceketle oturuyor. Ya mikrofon yok, klima yok. Ben düşüneceğim ya, ben bu soruyu soracağım. Ne sen ne demek düşünüyorsun? Yok öyle bir şey. Biraz dolu bir insanım lan, cevap ver lan. Ben gayet dolu bir insan olduğumu düşünüyorum. Ya ama hangisini anlat? İstediğim direkt aynen, aklıma çok var aklına anladım. Gelmiyor. Valla ben gidiyorum ya. Hayır. Harbi gideceğim ya. Sen beni çok şey yapıyorsun. Sen beni çok şey yapıyorsun. Kanka benim unutamadığım bir olay var. İlkokulda aynı anda 7. sınıftayken bir çocukla iddiaya girmiştik. 7. sınıf? İlkokul mu oluyor? Ya ortaokul, ilkokul. Ne fark? Çocukla iddiaya girmiştik. Öğle arasında en fazla ne kadar sandviç yiyebiliriz iddiasına. Bütün sınıftan... Hayır. Bir dakika ya. Bütün sınıftan para topladık kanka. Böyle bir iddia var. Sınıf tavası bir sınıfsa herkes izlemek için yanımızda komple kantine geldi. Biz bütün sandviçleri aldık. Biz sandviçleri yedik Rejo. Tamam mı? Öğle arası bitti. Derse bir girdik. Aynı anda ikimiz de sınıfa kustuk. Benim unutamadığım bir olay bu. Aynı anda. Aynı anda. Benim geldi. Aynı anda kimle sınıfta kustu? Benim bu soruya bir tane daha cevabım var. Bilmiyorum. Hatırlar mısın ortaokuldayken ben çocuğu tartışıyordum. Evet. Doğru. Aslında hikaye bu. Hayır la, kavga dövüş mü olmuş? Ya hayır da
Kavga dövüş bir olay değil ya. Birini vurursun geçer falan vesaire. Oğlum unutamadığım bir olay bu. Aynı anda bir agamla sınıfta kusmuş. Bir yarışı yapar. Sözümün üstüne söz istemem. Allah'ım ya. Hasan diye bir tane arkadaşım vardı. Recep sayesinde fazladan 2 gün tatil yapmıştık. Biz Recep'le aynı ortaokulda okuduk. Şu kadar falan çocuk, tamam mı? Ne kadar? Şu kadar. Bu kadar kaldı. Gözüm niye yumuk ya? Şu yaşlarda 2 yaşın çok bir önemi yok ama o zamanlar şimdi 5. sınıfla 7. sınıf insan arasında dağlar kadar böyle, aynen öyle. Abi Recep bir gazla vuruyor çocuk ve çocuk şu düşün, tamam mı? Tamam. Recep de benim. Çocuğu tutuyor kanka şöyle. Hala hapishanede olabiliyor mu? Size şaka, sinir asılsın. Bu nasıl sinir asılsın? Oğlum ne yapıyorsun? Hani çocuğun tekimi atlıyor. Lan oğlum kafa üstü betona çarpmak ne demek? Ertesi gün beton lan. Oğlum çocuğu alıp ambulansla hastaneye götürmüşler. Çocuk çünkü ölüm tehlikesi geçiriyor. Ne yaptın? Disiplin falan yedin. Gömleğimi çıkartıp çocuğun kafasına sardım. Bir de vefalı. Sonra da ben götürdüm şehre bir yere. Oradan da hastaneye gittik çocuk. Sonra konuştunuz yani. Konuştum. Abileriyle de konuştum. Çocuğu cılır gibi konuşunca abiler bunu abi görmeye başlamış. Kardeşimizi betona soktum ama. İzlediğiniz en iyi global dizi. Şahin senden alayım önce. Global dizi. Yabancı tabii ki. Yabancı. Tamamdır. Global dizi diyor. Yabancı tabii ki de diyor kanka. Dur bir aptallık seziyorum. Devam edin. Prison Break. En iyi dizi bence. Benim izlediğim. Hem beni sürükleyen hem beni bağlayan hem konusuyla ilgili bir çeken. Aynı zamanda bana hitap eden. Sona doğru artık. Yormuştan bu dizi. Bir ara şey gibi. Lucifer'ı izledin mi? Bir ara sadece polisi oluyor. İlahi şeyler. Yani. Ha, onun gibi bir sezon, bir buçuk sezon böyle bir yoruyor. Hep kaçıyoruz artık. Yani. Sonları şeyi hala izlemedim. Breaking Bad'i mi? Game of Thrones'ta Breaking Bad'i hala izlemedim. Breaking Bad'i izlemedim. İzlemedim. Neden biliyor musun? Breaking Bad'i sen de mi izlemedin? Çünkü böyle mesela Game of Thrones'ta... Çünkü anime izliyorsun kardeşim. Anime izlenebilir, severim anime yani izlemeyi. Yani Breaking Bad'i izlemedin, anime evet. izliyorsun. Ama bir nedeni açıklayabilir miyim? Bir saygılı bir kadınız burada. Tamam. Bak herkesin ben fikrine saygı duyuyorum kardeşim ama Breaking Bad var, anime izliyorsun. Hala yeni animeler izliyorsun. Ulan ön yargılı bir insan neden? Çünkü hayatı boyunca hiç anime izlemedim. Ben de mesela ön yargılı. Tsubasa izledim. Ya. Tsubasa ne kardeşim? Tsubasa izledim. Ya da bir tane anime izlemişsin. Ben de başta anime sevmezdim Recio. Ben de başta sevmezdim. İzleye hoşuma gitmeye başladı da izledim. Aynı zamanda genel olarak çok iyi bulunan dizileri izlemememin sebebi kendimi daha da tatmin edebilmem. Aynen ya herkes izledi ben izlemedim. Aynen ya ben izlemedim. Oğlum. Supernatural diyorum. 10 sezon izledim. Kaç sezonu peki? 13 sezon kanka. Yok hayır 15 sezon. Niye son ikisini izlemediysen belki bir kızınlık gelmiştir. Yok onu da izledim. Hatta ikişer kere izledik. Birini Atakan'la beraber izledim. Kanka susar mısın? Adam bir şey anlatıyor. Saygı. Her şeyden önce. Özür dilerim. Ya sen de aynı fikirde olmayı sevmiyorum ama Prezumir'e ben de hastayım. Konudan bağımsız... Oğlum bak biz arkadaşız biliyorsun değil mi? Konudan bağımsız bir şey anlatıyorum. Anlatma. Kaç bağımsız, oldu? Konudan bağımsız. Bir dakika video kapat burayı. Biz... Sürekli izleyeceğim bir dizi olsa Vikings hangisi dersen o başka bir türe giriyor ama bambaşka bir dizi ben çok bayılarak izledim yani. Nasıl izlemezsin diye bağırıyor. Sakin. Yorucu bir şey sohbeti devam ettirdik. Bu kanal çok dediğim gibi saygılı. Her fikre hiçbir itiraz olmayan bir kanal olduğu için doğru, az önce gördüm. Sen çok izleyen bir insan olarak anime çizgi filmidir. Saygı duyacağım her cevabına. Anime çizgi film değil. Yes. gerçekten bu kadar da saygı duymuyor oğlum. Çizgi filmdir ya da değildir ikisinden de devam kaçarım. Niye? Çünkü evet ya da hayır. Hayır. Ben babalık gibi bir soru sorucuyum. Evet ya da yok. Kısa bir cevap istiyorum. Ben de yok. Belki ama. Sadece izlemeyi seviyorum. Hoşuma gidermiş. Oyun oynamak. Epilepsi krizi olanlar anime falan izlemişsin kardeşim. Geçen bir tane bana bir şey önerdi. Tamam mı? O kadar ışık vardı ki hani gözlerim artık dedi ki lanet olsun yani. Kaşıkla oynayacaktım gözlerim. O kadar... Ne yaptın oğlum? Ekranın monitörün dibine girip böyle mi izledin? Ben böyle izliyorum. Sen böyle izliyorsun. Sen çiğ uzaktan izlesin. Ben seni öyle izledim. Nereden gidiyorsun? Şuradan izlemem lazım oğlum. Rahatsız. Tamam oradan izle. Gayet de güzel bir önemeydi bu arada. Tamam mı şimdi? Uzaylılar var mı? Bence var. Var. Çok net. Bak oynamda değil. Biz de bir uzaylı değil miyiz? Evet öyleyiz. Peki gelseler ne yaparız? Gelseler. Belki de biz daha gelişmişiz. Bunu bilemezsiniz. Antep'te UFO görülmüş. Yalan mı ya kanka? Porselen tabu altı var. Şey gördünüz mü? Dönüyor böyle. Geçen bir koltuk uçmuş şeyler. Rüzgar var diye. Deme ya Ankara'da gökdelenden düşüyor ya. Kafana koltuk ölüyor ölüyorsun. Hikayem bu kadar. Kanka kafana geçerim öyle neden derim diye. Allah koltuk yüzünden ölüyorsan Allah seni çok iplemiyordur yani. Olabilir.
Okey, birkaç sorumuz daha var ama ben daha güzel bir genel kültür kısmına geçmek istiyorum. Devam. Galatasaray kaç yılında UEFA Kupası'nı almıştır? Ben bilmiyorum. Sen cevap ver. Ben bilmiyorum. Komple bilmiyorum. Tamam, verdim sana bir puan. Ata da bilirsin bu arada. Bilip bilmemen çok önemli değil. Ben kesinlik olsun diye söyledim. Ama benim doğduğum yıl olduğu için biliyorum. Burada hızlı cevap veren kızınır. Sultan Süleyman'ın işi kimdir? Üren. Recep Erdoğan. Sıfır oldu. Oğlum hızlı cevap ver. Bu program çekişmeye geçmesin. Tamam dur bir dakika. Kendimi hazırladım. Bir yerde işte. Şuna bir puanını falan ver ya. Kendimi hazırladım. Hazır mısın? Hazırım şu an. Bütün sorular hızlı bir cevap istiyorum. Tamam odaklandım. Ayşe tatile çıksın komutun ilk başlangıcı. Gel buraya. Gel buraya işte. Bu kadar. 2000. Hızlı olmanı öneririm. 2000. Bir dakika dur. İyiyse. Türkiye'nin en yaş alan ili hangisidir? Rize. Gel buraya. İyiyse. 2-2 oldu. Ne oluyor? Avans mı verdin yoksa? Türlü ile meşhur olan ilimiz hangisidir? Sparta. Ah be. 3-3. Ama gördü onu. Güzel bir yarışma. Gördü onu. Görmedi. 3-2. 3-2 evet gördüm. 3-2 doğru. Bak sana fazladan bir puan şey yapıyordum. Yemeğim. Eyvallah. Yalandan üstüne. Sana kötü davranmıyorum. Teşekkür ederim. Süper Lig'in en iyi takımı hangisidir? Beşiktaş. Ya adam ya. 3-3. 3-3. İşte bu. İşte bu. Ya bırakın o işini ya. Şehir'e de içmez. En büyük takım Beşiktaş. Devam ediyoruz. Odaklandım. 3-3. Harika gidiyor yarışma. Gökkuşağının ortasındaki renk hangisidir? Size şık vereyim. Sakin ol. Bu şıklı mı? Şıklı. Tamam. Lacivert, yeşil, kırmızı. Ben yeşil diyorum. Ben yeşil diyorum. Fikrini değiştirmek, canını değiştirmek isteyen var mı? Yok. Ben yeşil diyorum. İkimiz yeşil. İyisiniz. Bu şans... Nedenini bilmiyorum ama 4-4. İkiniz de doğru. Dünyanın en iyi futbolcusu. Kırsızlar. Selam görürüm ya kulağa. Konuşursam çok ağır konuşurum. Sence Messi. Ya oğlum. Sence Messi. -1 yazdım ikiniz. Siz kendinize gelin ya. Neye göre Ronaldo oğlum? Bak bu futbol programına çevirmeyeceğim burayı. Sakin olacaksınız. Kendi kendine tribe girdi. Ben anlamadım. Tamam, bak onun bir tane cevabı var. Sonunda ödül var mı? Bir şey var mı yani? Atiye dizisi nerede çekilmiştir? Tek bir cevabı yok. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe nerededir? Şanlıurfa. Başka? Birazını İstanbul'da çektiler. Güzel cevaplar. Bir İstanbul, tane daha yani. Şanlıurfa. Ben izlemediğim için çok bilmiyorum. Diğeri de bir... Ben bu cevabı kabulüm. Öder. Seni tebrik ederim. 3-2. Helal olsun. Öndesin. Cem Yılmaz'ın filmi olan. Sanki bunu belirtmesen. Arok. İnsanlar bilmeyecek. Arif 200 olan. Şimdi. Arok mu daha önce çekilmiştir? Gora mı daha önce Gora. Çekilmiştir? Gora. Şimdi ben önce söyledim. Ben mi puan almış oluyorum yoksa sen alıyorsun. Sen alıyorsun. Tamam. Öyle mi? Sen alıyorsun. Tamam. Bunun da bilgisini hangisinde aynı şekilde? Önce uzaya gidip sonra geçmişe gönderiliyor. Çünkü komutanla varla düşmanlığı uzayda başlıyor arkadaşlar. Evet doğru. Bunları bilin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %92 ile oy aldığı bir ilimiz var. Hatta ilçemiz var ama ili bilirseniz ben size puanı vereceğim. Onu mu soruyor? İli vereceğiz. İli bilin. %92 ile aldığı bir ilçe var aslında ama hangi ilde bulunan bir ilçe? Trabzon'dur. Tamam tek tek alacağım. Trabzon değil. Konya. Değil. Güzel cevap. Güzel cevap ama değil. Sırayla olsun. Sırayla işte. Kanka bir bölge ver bari. Ya bir ipucu vereceğim. Direkt bileceksiniz ki. Orada olabilir. Sivas. Bildin mi? Bildi. Ama sıra sende değilim. Recep'sin. Kızma. Sıra sende değildi. Puanı vermeyeceğim. Ciddi misin? Ben de o adam Trabzon dedi. Sen Konya dedin. Recep değildi sıra. Ama ben bilmiyorum dedi. Pasladı sandım. Pas diye bir şey ne var galiba. Ama bana daha... böyle baktı. Sanki bir pas vermiş gibi. Biz daha baktı. İstişare içindeydik o sırada. O yüzden. Tamam. Evet. Tamam Recep'e yazın. Burası boş. Bu of. Yapacak bir şey yok. Burası. Yok gel. -1 verdim. Aaa be! Ebenin olsun. Ooo! Şike oldu kardeşim. Kanka kayırma var. Lafımın üstüne laf. Sen kayırma yapıyorsun. Ben kötü sorularınız bu kadar. Tamam bitti. Sen kızım. Tebrik ederim. Ne? Yani ben de tebrik ediyorum. Yerini seni tebrik ediyorum. Yerini bilmediğin için, yerini bilmediğin için kazanamadın. Kahpe düzene rağmen hala elimi sıktığın için sana teşekkür ederim kardeşim. Şimdi başka bir bölüme geçiyorum. Şimdi ben... Yine bir puanlı, yine aynı şekilde bilen biri puan kazanacak. Ben bir şarkıların içinden bir cümle söyleyeceğim. Şarkıyı mı davranacağız abi? Şarkının ismini söyleyeceksiniz. Tamam. İsmini söyleyeceğiz. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şarkıların cümlelerini söyleyeceksin ya. He. Nameli verir misin? Nameli, tamam nameli vereceğim. Okey başlıyorum. Sırayla mı yoksa? Yani ilk bilen kazanır. Tamam. Tam direkt şarkı ismi istiyorum ona. Tamam, böyle içinden şey. Bir cümle istemiyorum. Aa, okay. O sıkıntı ya. Ben de bulacağım. Neyse tamam.
O memo. Ya. Gelmesi lazım. Bu şarkıyı herkes bilir. Davet. O memo. Gece variller ateş ateş. Tamam, Rafet El Roman'ın bir şarkısı. Hiç sıfır. Beyler. Tamam, ya dinlemiyorum. Sen direkt müzik dersin değil mi? Yani... Bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika bir şey diyeceğim. Tabii ki bilirim. Neden ama? Zaten telefonunu aldın, Instagram bilmem ne. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Sen neye bakıyorsun? Sen eskiye gidiyorsun ama ben belki eski şarkıları dinlemek istemiyor. Ya yani şey, markamıza geçerim. Senreder Ale. Haydar. İlk o söyledi. Sanatçıyı niye söylüyorsun kanka? Haydar. Nerede bu işin? Nerede genç? Hayır şey düşünüyorum. Bu şarkının namı nedir? Sen takıl biz aramızda. Güneşin doğuşu, batışı, farksız. Gelir. Devam et. Nasıl yaşanırsa yaşadı. Oğlum bilirsin. Gelecek devam et. Ben aşkı zorluğum. Abi bunu bil ya. O Ses Türkiye'nin yarışmacı. Yok jüri değil. Ne Hülya Avşar. Ha Hülya Avşar. Ama Gündeş'ti. Emre Gündeş'in bir şarkısı. Ben bilmiyorum. Güneşin doğuşu, batışı, farksız. Tamam ikisini söyle. Değil biliyorum. Tamam o zaman şey olarak anlatacağım. Bilmeniz için her şeyi yapacağım çünkü böyle şey yapma zaten. Şarkı. Sesini bilmeniz lazım. Hadi tamam iki kelime falan diye bir böyle. Tamam iki kelime. Yerli kanka. Nasıl iyi seyir. Şaka. Olta. Taş. Atmak, fırlatmak. Attım. Attım seni. Attım aklınızda kalsın. Biraz da düşünün gelecek. Şimdi diğerini anlatacağım. Yalan attın mı? Ya yok o başka. Yalan attım. Bunu sanatırım ki. Sopa. Demir. Demir attım. Evet. İkiniz aynı anda söylüyorsunuz. Aynı puan. Tamam taş kağıt makas oynayalım. Tekte biter. Tamam. Bekle. 1-2-3. Funda Arar'ın bir şarkısı. Bu sefer isim vereceğim size. Vallahi ben de oluyor. Gözüm yok para bulda yalnız sanadır vasiyetin. Gel! Geri dön sevgilim. Hayır iki kelime yine. Yine iki kelime. Yap gel. Gel öyle. Bundayım. Kaç oldu? 2-1 sanırım. Abi çok stres yaptım ya. Çok eğlenceli şey geçiyor. Üzülür gözyaşlarım. 35'li getirsene. Gerçekten iyi söylüyorum. Olabiliyorum. Tarkan'la Bülent Ersoy'un şarkısı. Kor. Kor ateş. Dar... Ama bu bir isim var. Kor ateşlerde değil. Oğlum öyle şarkı nasıl olur ki? Kendi de olur. Yok bunu içmiyorum lan. Yaz yaptığın yeri yok. Tamam bunu vermeyeceğim. Bunu anlatamam da. Adı şey. Bir ben bir Allah biliyor. Anasının. Şurada açsam cümlelerini söylersiniz de isim yani olarak bilemiyorum. Evet, o eksikliğimiz var. Enteresan. İsim onu geçmeyelim hatta puan için bir yine böyle şey gibi düşünün. Anlatacağım. Bu bir kıta. Amerika, Afrika. Amerika. İsmi Amerika. Bildi bak hani şarkında da Amerika. Eyvallah. Rafet El Roman'a bu böyle yap kanka. Ben koymadım şarkının adını. Ben biliyorum. İzlersin Rafet El Roman. Ne söylesem, ne beklesem. Yalananlar, bu bir şey gibi, tekerleme gibi. Sanki seni... Boğar gibi. Evet. Sanki zaman önüne... Acısın... Onun hani... koyuyorum. Çarpı yor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke. Yar desem bana yar. Tamam şarkıyı devam ettirebilirsin bana isim lazım. Cesaretim var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Üçüncü oldu Recep geri dönüyor. Ecel onda al aşımı. Düş peşi mi? Yanıyor Recep. Yanıyor gider. Bunun adı ne ama? Tamam hayır sen de iki dediğinde değil. Ey yedeyim esme başım. Öyle dedim.
Bunun var ya çok... Kanka şarkıyı biliyoruz da ismini bilmiyoruz. Abi isim lazım bak. İnan cümlelerini bilmem beni ilgilendirmiyor. Ya tamam işte ben o yüzden bir şey söylemiyorum. Bana isim ver. Ne sallayayım mı? Bilmiyorum yani. Tamam mırıldanacağım mırıldanmamdan çıkarım. Bak Bayhan'a ayıp olma. Hastaneden bu şarkıyı okuyordu ya. Tamam hadi. Allah bunu da mı anlatayım? Aklıma gelmiyor. Sen ben, biz. Ben ne yaptım? Taş. Bak bir şey diyeceğim. Hem anlatıyorum sanki tabu gibi. Sessiz sinema oluyor bak karışık oluyor. Ben de değil mi? 10 numara. Bak fırlattım. Ne fırlattım? Taş. Taş. Hayır. Ne olmak var ya. Hem gel buraya. Oh be kardeşim ya. Allah zar zor anlatıyoruz. 4-3 oldu ha. Nasıl anlatacaktın onu? Kaybediyor lan. Lan kaybediyor. Ampul. Aslında işin aslı şöyle başlıyor Hakim Bey. Aslı ilk gördüğüm gibi başlıyor işin aslı. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık vermiyorum. Ne bu küçük Emrah mı? İstanbul'da bir semt. Kadıköy. Beşiktaş. Oğlum direkt bunu bileceğiniz. Bak melodi verdim ama bileceğiniz öyle bir şarkı. Bak buradan anlamamanızla da şaşırdım ama. Üsküdar? Değil. Lan ya lanet olsun ya. Say sizin ben şarkı dağarcığınız 60'lar 70'ler vermiş. Ne 60'lar 80'ler 90'lar 90'lar 2000'ler. İstanbul'da 3 tane sen tadın var. Saydınız ya. Say Beşiktaş'ta. Say bu Tuzla mı? Ya. Tuzla ya, şarkı yazdıktan düşünüyorum. Süper Lig'de aynı zamanda bir takım. Başakşehir. Devam et. Böyle anlatacağım ha. Vallahi ya. Süper Lig İstanbul takımlarını sayın. Kasımpaşa var. Başakşehir var. Bir söyleyeceğim bileceğiniz. Söylemiyorum o yüzden ismini daha. Ümraniye var. Tamam yanıyor. Kara gümrük kalıyor abi ya. Ya sonunda ya. Kara gümrük geliyor ya. Bravo buna puan vermeyeceğim. 3 değil. Neden puan vermeyeceğim? Ben de gerizekalı. Yarısı da hakkıyla kazanıyor. Ya tamam ya sen tam en doğrucu sensin ya. Kız haliyle ardan arası. Bunu bilmen lazım. Saat 8 sırası Yusuf. Ben de vallahi yok. Koca Yusuf bu. Şarkının adı bu değil. Ha. Aman buraya derya mı? Evet. Derya mı? Helal olsun. Bizim oğlum bu göçmen. Göçmen şarkısı. Havai şarkısı. Şarkılarda bu kadar. Recep'i alkışlıyoruz. Recep kazandı. Diğer kısırda şarkılarda bu adam sana kaydet. Yok ben herhalde bu sen mi kazandın? Ben kaydet. Sen kazandın. Yalan söyleme. Kırk ya var! Sen kazandın. Eminim. Ya tamam. Bir de ekeyim. Helal olsun. Hatta burada beraber tebrik ettik. Beni tebrik ettiğin için, düzeneye karşı beni tebrik ettiğin için teşekkür ederim ben buna. Doğru. Kazanamadım. Ya umarım başka kimseye videolarda böyle davranmıyor. Evet. Şahitlerim de vardır. Ben burada aç kanalı bak. Aç kanalı çirkin dediler. Bir tane çirkin dedi. Benim ruhuma oynuyor. Sonra benim içime oynuyor. Biri sana Sivas kanalı dedi. İçime oynuyor. Bak hareketlere bak. Bak bak. Ben Jimmy Fallon'la Okan Bayülgen arası bir talk show sunucusuyum. O yüzden en uzun ilişkiniz 12 yıl arkadaşlar. Yani bunu söyledik zaten. 12 yıl mı? Yok kanlıyor yani. Sen uzun baya. Ben 1,5 sene kadar. 3 yıl. 3 yıl. 3 yıl arkadaşlar. Şu an hala devam ediyor bu arada. 1,5 sene bile beraber mi? Evet. İlk defa alıyorum. Bak sen de şurada 1 yıldır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim 3 yıl. Onda dipnot. Hala devam ediyorum. Senin ne kadar? 4 ay falan. Uzun ilişki olmuyor. Biraz fazla sıkılan, hızlı sıkılan biriyim. Denk gelemedim diyelim. Fazla sıkıldığın için sana maymun iştahlı diyebilir misin? Diyebilirsin. Bayrıca iştahlı diyebilirsin. Hayran gönüllü diyebilirsin. Biriyleyken başkasını... Bütün evde alırlar söylemişsin bana göre. Soruyu anlayamadım ama. Sorun. Onlar şarkılar galiba. Yok hayır. Yok kısaca. Adam bire deryalarda ne demek istediniz? Son mu bir soru? Sor. Kazandığımız savaş olacak mı? Tamam. Belki de... Kıştırdım falan bilmem nedir falan hiç... Beğenmeyeceğim, koymayacağım, bilmiyorum. Evet, bir şeyler yapacağım da. Çok güzel. Kırk dakika yedim. Kırk dakika yedim. Benim hoşuma su gibi geçti. Su gibi geçti.